Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'laşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha maha salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bu beraberliği bize bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarı, cehennemin kilidi ve dünya saadetinin garantisidir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala yaratılış gayemizi Allah'a kul olmak olarak Kur'an'da zikrediyor. Tüm insanlar Allah'a kul olsunlar diye Rabbimiz tarafından yaratılmış. Zariyat 56. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize, bana kul olsunlar diye yarattım. Kul olmakla Allah'ın bizler için dilediği ahire saadeti, cennet, dünya saadeti arasında bir ilişki var mı? Evet. %100 paralel bir ilişki var. Hangi oranda Allah'a kul olmuşsak, o oranda hem ahiret saadetini hem dünya saadetini yaşayan birisiyiz. 14 asır evvel birbirinin can düşmanı Bedeviler, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin Kur'an tebliğiyle Allah'a ulaşmayı dilediler ve 7 safanın 7'sini yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Onların Kur'an'dan evvelki yaşadığı döneme cahiliye dönemi deniyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in yaşadığı döneme asr-ı saadet deniyor. Allah Teala herkesin asr-ı saadet içerisinde bir hayatı yaşamalarını istiyor. 14 asır evvel Kur'an tebliğiyle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 7 safa hedef emri sahabeye tebliğ etmiş ve öğrettikten sonra onlara yaşatmayı, aynı zamanda öğretmeyi de gerçekleştirmiştir. Ve görüyoruz ki, evet sahabe bu 7 tane hedef emirle asr-ı saadete ulaştılar. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den 14 asır sonra bakıyoruz, bu 7 tane hedef emrinin yerinde yerler esiyor. Ne yazık ki artık ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ne ruhun teslimi, ne fizik vücut teslimi, ne nefsin teslimi, ne de irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yok olmuş durumda. Yerinde sadece İslam'ın 5 şartı var. İşte bir din düşünün ki muhtevasında Allah'a ulaşma dileği yok. O zaman bu dilek yoksa kesinlikle hiç kimsenin ahiret saadetine ulaşması mümkün değil. Ahiret saadetinin, cennetin kazanılabilmesi kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerine fazla olmasına bağlı.
ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gideceği yer cehennemdir. İslam'ın 5 şartıyla kişi kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olamaz mı? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e hükmünü koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Kazançları sebebiyle Yunus 7-8'e göre gidecekleri yer cehennem. Böyle bir ihtimalin var olduğunu da kabul edelim. O zaman da Allah-u Teala onların amellerinde eksiltme yapıyor. Evet, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde asla cennete giremezler. Dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilididir. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Ya dilemeyenlerin bu dünyada durumu ne? Ona yakından beraber bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o zaman Allah-u Teala onların üzerine rahim esmasıyla tecelli etmeyecektir. Ve onlar şeytanın kulu olarak hayatlarını devam ettireceklerdir. O zaman da yaşadıkları hayatın Allah cephesinden onlar üzerinde tecelli ettiği bir takım sonuçları olacak. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin vaaz ettiği bir hadiste Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaşadıkları hayat ve Allah-u Teala'nın onlara karşılık verdiği sonuçlar, olaylar beraber inceleyelim. 5 maddede Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz özetliyor. Buyuruyor ki bir toplulukta kötülükler ortaya çıktığı, fuhuş açıktan yapıldığı zaman orada taun ve geçmiş nesillerde görülmeyen hastalıklar ortaya çıkar. Allah Teala'nın yasak ettiği fuhuşiyat kimler için geçerlidir? Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan." Şeytanın adımlarına tabi olmayın. "Ve men yettebi'u şeytan." Kim şeytanın adımlarına tabi olsa, "fe ennehu ya'muru bil fahşai vel münker." Şeytan onlara fuhşiyatı ve münkeri emreder. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyen şeytanın adımlarına tabi olanlar için bu şekilde durumu özetliyor. Gerçekten Hazreti Ömer'in de buyurduğu, "Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor." İşte beni en çok şaşırtan şey bir kimsenin Allah'ı bilip ona isyan etmesi. Kimdir Allah'ı bilip ona isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Kimdir şeytanı bilip ona itaat eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Kimdir dünyayı bilip ona meyleden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. İşte tekrar hadisimize dönecek olursak, birinci maddede fuhuş açıktan yapıldığı zaman ki fuhuşiyatı ve münkeri, bu fuhuşiyat ve münker şeytanın öğretisidir. O zaman şeytanın öğretisinin tesiri altında olan nesillerde hastalıklar ortaya çıkar ve bu hastalıkların durumunu özetleyen bir slaytımız var. Onu birlikte bakıyoruz. Bir toplulukta kötülükler ortaya çıktığı, fuhuş açıktan yapıldığı zaman
Orada taun geçmiş nesillerde görülmeyen hastalıklar ortaya çıkar. Günümüzde Covid salgınıyla sarsılan dünya, tarihte de birçok salgın hastalıkla mücadele etti. Milyonlarca insan bu hastalıklar sebebiyle öldü. Kara veba, kolera, İspanyol gribi, Asya gribi, Hong Kong gribi, HIV AIDS, domuz gribi, SARS ve COVID-19. Görüyorsunuz ki neticeleri milyarlarca, milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanmış. Ama bu hastalıkların fuhuşun ve kötülüklerin açıktan yapıldığı bir noktada Allah-u Teala bu insanlara bu belaları veriyor. İkinci maddeye geçiyoruz. Yine Allah'a ulaşmayı dilemeyen, şeytani öğretiye tabi olan insanların başka bir sonuçla karşılaşması söz konusu. Bir topluluk zekat vermeye mani olduğunda gökyüzünden gelen yağmur onlardan kesilir. Hayvanlar olmasaydı hiçbir yağmur yüzü görmezlerdi. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar hayvanlar sebebiyle su ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Halbuki yaratılan mahlukatın içinde en şerefli varlık insan, ama insan Allah-u Teala'nın kendisine tevdi ettiği görevi yerine getirmeyip Allah'a kul olmayı unutunca, o zaman elbette Allah'ın zekat emrini de yerine getirmeyecektir. Ve bunun dua sonucu Allah-u Teala'nın sünnetullahı devreye giriyor ve yağmur onlardan kesiliyor. Bu slaytımıza da beraber bakalım inşallah. Bir toplulukta zekat vermeye mani olduğunda gökyüzünden gelen yağmur onlardan kesilir. Hayvanlar olmasaydı hiçbir yağmur yüzü görmezlerdi. Dünyada her yıl 2 milyon insan kirli su ve yetersizlik, temizlik sebebiyle ishalden ölmekte ve 85 milyon insan temiz içme suyuna erişememektedir. Dünyada birçok ülke kuraklık sıkıntısı yaşamakta, birçok ülkede kuraklık riski altındadır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vazetti hadisinin 3. maddesinde ne görüyoruz? Bir topluluk ölçü ve tartıyı eksik tuttuklarında kıtlık ve geçim sıkıntısı zalim idareciyle cezalandırılırlar. Evet, şimdi bununla ilgili slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Son raporlara göre açlık çeken kişi sayısı 690 milyona ulaşmıştır. Yıllar geçtikçe açlık sorunu gittikçe artmaktadır. Koronavirüs salgını 130 milyon kişiyi daha kronik açlıkla yaşamaya mahkum edebilir. Neticesi bu şekilde. Ve hadisin 4. maddesine geldiğimiz zaman, amirleri, idareciler Allah'ın indirdiğinden başka şeyler hükmettiklerinde Allah onların üzerlerine düşmanları musallat kılar ve ellerinde bulunan şeylerin bir kısmını tüketirler. Bununla ilgili slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Küresel Barış Endeksi raporuna göre dünya genelinde şiddet rekor seviyeye ulaşmış durumda. Dünya genelindeki 66 ülkede 680 farklı yapı birbiriyle savaş halinde. Son 10 yılda çatışma yaşanmayan sadece 10 ülke kaldı. Dünyada 160 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor. 2020 yılında dünya genelinde 21 savaş yaşandı. Ve 5. maddede Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ın kitabı Kur'an'ı ve Resulullah'ın sünneti Kur'an'ın yaşantısı 7 sava 4 teslimi bir kenara bıraktıklarında Allah onları birbirine düşürüyor. Evet, bununla ilgili slaytımıza baktığımız zaman dünyadaki çatışmaların %60'ı Müslüman ülkelerde oluyor. Irak, Suriye, Libya, Yemen gibi birçok Müslüman ülkede iç savaş var. Irak'ta İran arasında 1980 yılında başlayan ve galibi olmayan
kanlı savaş çekiliyordu ve 1 milyon insan öldü. Ve hala sıcak çatışmaların olduğu bölge, Orta Doğu, hep İslam ülkelerinin bulunduğu yer. Öyleyse bütün bu negatif olayların hepsinin arkasında insanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri söz konusu. Bütün bu insanlar tek bir dilekle kurtulabilir mi? Elbette. Bu dünyada mutlu olabilir mi insan? Elbette. Tek bir dilek. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama dilemedikleri için insanlar birbiriyle çatışıyorlar. Dilemedikleri için sıcak çatışmalar, savaşlar devam ediyor. Dilemedikleri için kuraklık, sıkıntı baş gösteriyor. Dilemedikleri için insanlar birçok sıkıntılar yaşıyorlar. Dilemiyorlar ve kendilerini otomatik olarak da hem cehenneme mahkum ediyorlar, hem bu dünyada mutsuzluğa mahkum ediyorlar. Cennetin sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek sadece ve sadece bir dilektir. Dünya barışının altın anahtarı yine bir dilektir. Bu dilek o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemin anahtarını alır. Allah'a ulaşmayı dileyen cennetin anahtarını alır. Sevgili kardeşlerim, herkes cennete girmeyi diliyor. İnsanların çok büyük bir kısmı ise ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Sebep anahtarlarını kaybettikleri için. Cennetin anahtarını kaybettikleri için. Nedir cennetin anahtarı? O anahtar sadece bir dilektir. Bu büyük gerçek, insanları hem dünya saadetine hem de cennet saadetine ulaştıracak olan yegane Kur'an gerçeğidir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilididir. Allah'ın bu kainata tek bir dini var. Allah'a teslim olma dini. Sadece bizim dünyamızda bu durumda değil. Bütün kainatta aynı standartlarda insanların büyük bir kısmı insan olma ve şeytanın onlara devamı telkinleri sebebiyle esas yollarını unutmuşlar ve Allah'a teslim olmayı unutmuşlar. Asırlar geçtikçe aralarında din zannettikleri bir şeylerin devam ettirmek gereğini zanlarla gerçekleştirmişler. Gerçekten de baktığımız zaman bütün bu olumsuz koşulların arkasında sadece ve sadece kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi var. Öyleyse olması gereken şey nedir? Olması gereken şey herkesin bu hakikatin farkına varmasıdır. Tek bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemesi, bu bir başlangıçtır. Kulvara eşit şartlarla giren herkes bu dileğin sahibi olduğu zaman Allah mutlaka onlara yardımını gönderiyor. Bu yoksa yarışın başlaması için kesinlikle start söz konusu değil. Yarış başlamaz o kişi için ne bu dünyada mutlu olur, ne ahirette cennet yüzü görebilir. Çünkü şeytan sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tesir eder. Ve şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tesir etmek suretiyle tek bir gayesi var, o insanları mutsuz kılmak. Hedefi o mutsuzluğu bütün boyutlarıyla insanların yaşamasını sağlamak. Bunun için iblis yaşar. Bizi hem bu dünyada hem ahirette mutsuzluğu girdabına sürüklemek için her türlü desiseye başvuruyor.
Evet, gerçekten de baktığımız zaman Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin 14 asır evvel bu günleri adeta özetlemiş durumda. Dünya her cümerç içerisinde kaldığında, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi aynı zamanda dini ayakta tutacak, zulümle olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. İşte Kur'an ayetleriyle ilgili sabah dört teslim Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisidir, Allah'ın öğretisidir. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın tasarrufundadır. Bir başka hadiste bir zamanları gelir ki Müslümanlar birbirinden ayrılır, parçalanırlar. Fırkalara ayrılırlar. Dinlerin emirlerini bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine ayrı uyarlar. Ve Kur'an gerçeğini yaşamazlar. İşte böylesi bir zaman dilimi içerisinde Kur'an'ın resminin, İslam'ın isminin tek kaldığı, insanların Kur'an'daki İslam'ı unuttuğu bir dönemde Mehdi Aleyhisselam herkesi Allah'a davet ediyor ve daveti kabul edenlerin üzerine mutlaka Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ne yazık ki bu dinde fırkalara ayrılmanın arkasında şu iblisin tuzağı var. Günümüzde insanlar farklı dinlerin mensubu olduklarını düşünerek savaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e göre farklı dinler yoktur. Tek bir din vardır. Bütün insanların ilahı, Rabbi tek bir Rabb'dir. Ve tek din İslam. İşte ayetleri görüyorsunuz. Allah-u Teala onların arasında hiçbirini ayırtmaya, fark gözetmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Ali İmran 19, Allah'ın dinine din İslam'dır. Ali İmran 85, İslam'dan gayri din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Ve Ali İmran 164, bizim Müslüman olduğumuza şahit ol. Ali İmran 83, gökler ve yerler ona teslimken biz teslimliğinden gayri bir din mi ararız? Bütün bu hakikatler dinin tek bir din olduğu, bütün insanların ilahının Allah olduğu Kur'an ayetleri net olarak bize özetliyor. İşte Duhan 20. Sizin Rabbiniz olan Rabbimiz, sizin Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Muhakkak ki benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O benim ile sizin Rabbinizdir. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Öyleyse insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olmaları söz konusu değil. Şeriat tek midir? Şeriat da tektir. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve şer'a lekum mined dini ma vasa bihi Nuhan ve lezi ohayna ileyke ve ma vasa bihi İbrahim ve Musa ve İsa. Görüyorsunuz ki Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı aynı şeriat. Yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatının belli bir zaman sonra Hazreti İbrahim'e Allah Teala vahyetmiştir. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı olmuştur. Ondan sonra Hazreti Musa'nın şeriatı olmuştur. Ondan sonra Hazreti İsa'nın şeriatı olmuştur ve son nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin şeriatı olmuştur. Öyleyse din de tektir, Allah da tektir ve bu dinin şeriatı da tektir. İşte mutluluğun anahtarı Allah'tadır. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse kişi tek bir dini yaşamak üzere cüz'i iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetin anahtarını ele geçirmiştir. Cüz'i iradesi buna hak kazanmıştır. Tıpkı bunun gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir de cehennemin anahtarını otomatik olarak cebine koyulur kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere 7 kat cehennemi hazırlamıştır. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere de 7 tane cennetini hazırlamıştır.
Şura 13 ve Rahat 27'de Allah Teala Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenleri, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Evet, demek ki 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dünya hayatını dileyenlerdir. Yunus 7, ulaşmayı dilemeyenler, Yunus 11, ulaşmayı dilemeyenler, Yunus 15, ulaşmayı dilemeyenler, Yunus 45, ulaşmayı dilemeyenler, 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenler, onlar dünya hayatını dileyenlerdir. Hatırlayın, Hazreti Ömer ne diyordu? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte Allah'ı bilip isyan eden Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Şeytanı bilip itaat eden Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Dünyayı bilip meyleden yine Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne yazık ki bu azaptan kendilerini alıkoyamazlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hakikatin nasıl olması gerektiğini bir bir açıklıyor. Evet, gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatını dileyenlerdir. 7 ayet-i kerimede dünya hayatını dileyenlerin gideceği yer cehennemdir. Ve onlar için bir hidayetçi yok. Ama 7 ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onlar üzerine Rahim esması ile tecelli ediyor. Evet. Bakara 46, Bakara 49, Enam 154, Rahat 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. Allah Teala'ya ruhumuzu nasıl ulaştıracağımızı hem mukaddes kitaplar hem de son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim net bir biçimde ayetlerle bizlere açıklıyor. Kur'an-ı Kerim bize bu anlattığımız hakikatleri birer birer söylüyor. Bu hakikatlerin bizim tarafımızdan bilinmesi yetmez. Bu insanlık için öğretilen bir ilimdir. Öyleyse bütün insanlar için dinlerini, kainatın tek dinini öğrenmek ve yaşamak bütün insanların üzerine vazifedir, farzdır. Ruhumuzun Allah'a teslimi farzdır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farzdır. Nefsimizin Allah'a teslimi farzdır. Ve irademizin Allah'a teslimi farzdır. Kur'an evvela bütün insanların Allah'a kul olmaya ve mutluluğu yaşamaya davet ediyor. Zümer suresinin, Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi bu hakikati bize bildiriyor ve Zümer 17'de sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve Yasin 60-61'e göre bu gerçeği, kul olma gerçeğini yerine getirdiler ve hidayet çağının önemli kavramı olan hidayetin ilk 3 safhasını kapyan Allah'a ulaşma dileğini bütünüyle yaşadılar. Kur'an'ın muhatabı olan en şerif bir varlık insanı Allah-u Teala 3 vücut ve serbest iradeyle yaratıyor. Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle halk ediyor, bir nefse dizayn ediyor ve zatından bize ruh üfürüyor. Ruhun hasletleri birer nurdur. Sevgi de onların en parlağıdır. Mutluluk, sevgi standardı içerisinde yeşeren bir meyvedir. Mutluluğun simgesi kesinlikle hidayettir. Hidayet yoksa mutluluk yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Evet. 12 ayet-i kerimede bunu üzerimize farz kılıyor. Ve görüyoruz ki Kur'an'da her şeyi Allah Teala açıklamış. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de sorulan sorulacak hiçbir sualin cevabının olmaması mümkün değildir. Evet, her şeyi yerli yerine oturttuğumuz zaman Allah Teala kesinlikle 14 asır evvel bütün sahabeye Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahitleri gerçekleştirdiler.
Allah'a verilen 3 tane yeminimiz var. Misakimiz ve ahdimiz var. Bunları yerine getiren kişi 7 kademede nefsini yerine tezkiye edendir. Nefs tezkiyesiyle Allah-u Teala ahiret saadetine ulaşmamızı garantilemiş. Nefs tasfiyesiyle de dünya saadetini kayıt altına almıştır Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı 3. basamakta dileyen bir insan Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah-u Teala peş peşe ona 7 furkan veriyor. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. İşte bir insan sağır, dilsiz ve körlükten kurtulmak istiyorsa, bunun yolu mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Evet, Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. 14 asır evvel sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından 7 safanın 7'si yaşandı. Ve 7 safanın 7'si de sahabeye öğretildi. Ve sahabe de bu 7 safanın 7'sini de gerçekleştirdiler ve asr-ı saadete böyle ulaştılar. Bugün ise Kur'an'ın birçok farz hükmünü elimizi tersiyle itmiş durumdayız. Devre dışı bırakmışız. Kur'an'daki birçok farz hükümler artık uygulanmıyor. Ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne yok? Mürşide tabiyet yok. Ne yok? Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, bunların hiçbirisi yok. 7 tane hedef emir yerinde yerler esiyor. 7 vasıta emirden de sadece geride kalan sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Ama bunları sahabe gibi biz hayatımıza tatbik öğrendiğimiz zaman, o zaman istisnasız mutlak surette biz de bu dönemde bir kere daha asr-ı saadeti yaşarız. Ve yapmamız gereken inşallah bu. Enfal 29'a göre Rahim esmasıyla Allah-u Teala'nın tecelli ettiği kişiye Allah peş peşe 7 furkan veriyor. Ve 7 furkanla o güne kadar işlenen bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Ve böylece günahların örtülmesiyle birinci kat cennetin sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibi olan kişilerin günahlarını örtüyor. Amellerini sigortaladığı için tek bir dilek onları birinci kat cennetine ulaştırıyor Allah-u Teala. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Kehf 100, 300, 405'e göre amelleri boşa gittiği için günahları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse görüyorsunuz ki gerçekten de Allah'a ulaşma dileği cennetin anahtarı, cehennemin kilidi. Allah'a ulaşmayı dilememek de cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Ama Allah Teala onları o halde bırakmıyor. Ne yapıyor Rabbimiz? Tekabun suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayette ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Allah'a ulaşma dileğiyle 4 tane kalp şartının sahibi oluyor kişi. Ve 4 kalp şartının sahibi olan insan zikretmeye başladığı an Allah'ın katından gelen rahmet açılan nur yolunu takip etmek suretiyle kalbe ulaşıyor. Ve o nur o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazının kılması halinde Allah-u Teala ona mürşit gösteriyor. Kur'an'daki İslam'ın ikinci safhası mürşide tabiyet. Ama mürşidin seçimi bize ait değil, mürşidin tayini Allah'a aittir. Ve hacet namazıyla Allah-u Teala bizim için tayin ettiği mürşidi bize gösteriyor. Şahin Akşemend Hazretleri Allah rızasını itaatte, kabulü duada, belirleri halkın içinde saklar. Ne diyordu Hazreti Ömer? Şaşarım oyun sana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İsyan yerine kişi itaat ederse ne olur? İtaat ederse o zaman Şahin Nakşibend Hazretleri'nin söyledikleri yerine gelir ki Allah rızasını itaatte, yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırma dileğine, kabulü duada ve velileri de halkın içinde saklar. Velileri, halkın içinde olan velileri Allah biliyor ama insanlar bilmiyor. İşte Allah'ın bildiğini insanların da bilebilmesi, acet namazıyla o kişinin Allah'a müracaat etmesi, mürşidini Allah'tan
istemesi, tabi olması gereken veli mürşidi Allah'ın tayin etmesini istiyor ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman peş peşe o kişi yedi inanç şartı, yedi kalp şartı ve yedi nimetin sahibi oluyor. Mürşide tabiyetle birlikte günahlarını Allah sevaba çevirdiği için ikinci kat cennet. Ve bu sebeple bütün vasıta emirleri Allah tarafına sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Bütün vasıta emirleri sevdiriyor ama bütün bu vasıta emirlerin içerisinde asıl en önemli faktör zikir. Diğer vasıta emirlerin hepsi zikre bir yardımcı emir hükmündedirler. Ve bütün bu vasıta emirleri kişi yerine getirdiği an nefs tezkiyesine başlar. Nefsi emmare 15 bin zikirle nefsi emmareyi, 17 bin zikirle nefsi levameyi, 19 bin zikirle nefsi mülhemeyi, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye ile ruh 7. gök katına ulaşıyor. 7 alem geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve böylece kişi ermiş evliya oluyor. Ne diyordu? Allah rızasını itaatte. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklanan, 12 kere farz kılınan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına kişi itaat ediyor. Kabulü duada ulaşmayı diledi ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sordu. Allah Teala da kabul etti. Ona mürşidini gösterdi. Velileri de halkın içinde saklar. Ne zaman kişi o ermiş evliya olur? Ruhu nefs tezkiyesiyle Allah'ın zatına ulaştığı zaman. Evet, ruhu nefs tezkiyesiyle Allah'ın zatına ulaştığı zaman. O zaman bir kere daha konferansımızın asıl ismine bir kere daha dokunalım. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi ve dünya saadetinin garantisidir. Kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bu dileği onun kalbinde gördüğü an Rahim esması ile tecelli etti. Peş peşe yedi Furkan 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırdı. Mürşide tabiyette birlikte 7 kademede nefsini tezkiye etti ve 7 tane gök katı ruhunu yükselterek o ruhu Allah kendisine ulaştırdı. Ve sanki bütün bunları o kişi yapıyormuş gibi Allah Teala 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak ona hediye etti, hibe etti. Sevgili kardeşlerim, bir kere daha söyleyelim. Herkesin birbiriyle çatıştığı, savaşacak savaşların olduğu, kuraklığın baş gösterdiği, herkesin adeta bir hercümert içerisinde hayatı yaşadığı bir dönemde tek bir dilekle bütün bunların üstüne sünger çekip asr-ı saadeti yaşamak, cennetin garantisi, dünya saadetinin garantisini elde etmek tek bir dilekle mümkünken neden insanlar kendilerini cehenneme mahkum ediyor? Bunun arkasında insanların baş düşmanı iblis var. İblis bir cindir. Secde emrine asi olan iblis Allah'tan müsaade etmiş demiştir. Ve kıyamete kadar da insanla olan savaşını devam ettirecektir. Ve ben insanların çoğunu kendimle birlikte cehenneme götüreceğim. Başarıyor mu? Ne yazık ki başarıyor. Ama her devirde Allah-u Teala'nın ardı arkası kesilmeksizin vazifeli kıldığı kavim resulleri vasıtasıyla küçük bir grup insanların grubu da onlar da mutlaka asr-ı saadeti yaşıyorlar, mutluluğu yaşıyorlar. Sadece bir dilekle Allah-u Teala'dan Ya Rabbi ben de Yunuslar gibi, Mevlana'lar gibi senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Biliyorum ki sana ulaşmayı dilediğim anda ben de senin veli kullarından birisi olacağım. Cehennemden kurtulacağımı da hamdolsun öğrendim. Öyleyse Ya Rabbim ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Beni de ermiş evliyalardan kıl. Ben de ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum Ya Rabbim diyerek içtenlikle canı gönülden bunu dilerse Allah Teala mutlaka bunun gereğini yerine getirecektir ve onun ruhunu kendisine ulaştıracak 7 kademedeki tezkiyeyle ve böylece şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olan kişiye 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala
kesinlikle hibe ediyor. Bu kadarcık bir dilek hepimizi, ama hepimizi hangi şartlar içinde olursak olalım, hepimizi mutlak surette Allah'ın cennetine alıyor. Böylesine müstesna mutluluklar varken, huzuru saadeti dört başı mamur olarak yaşamak varken, mutsuzluk neden sevgili kardeşlerim? Hadi gelin, mutluluğa gelin, saadete gelin. Mutluluk sizi bekliyor, Allah sizi bekliyor, biz sizi bekliyoruz. Hadi gelin, tek bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyin. Tek bir dilekle cennetin anahtarını elde edin. Tek bir dilekle kendisini ilelebet cehennemden koruyun. Bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah zatından bize ruh firmüştür ve hayattayken emanetini geri istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an Rahim esması ile tecelli ederek bu üç tane cennet dünya saadetinin yarısını size garanti ediyor. Ha bundan sonra dünya saadetinin tamamını elde etmek istiyorsan, o zaman Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. Bu konuda da Kur'an-ı Kerim'in en önemli kanunu mutlu et ve mutlu ol kanunudur. İşte eğer siz Allah içinseniz, ruhunuzu Allah'a teslim ettiyseniz, başka insanların mutluluğu için hayatınızı seferber ettiyseniz, kendinizi onlara adadıysanız, bilin ki mutlak surette Allah-u Teala sizi daimi zikre ulaştırır. Daimi zikirle dünya saadetinin tamamını da elde edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın en çok sevdiği varlık olan insan için ahiret ve dünya saadetinden başka istediği bir şey yok. Allah'ın insanların elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama biz insanların Allah'a ihtiyacı var. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir hadiste, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, gelin tek bir dilekle sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna, dileyin ki devrin imamıyla sizi nimetlendireyim. Ve ey insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Gelin daimi zikirle tamamen zulümden kendinizi koruyun. En'am suresinin 82. ayet-i kerimesi. Ellezine amenu ve lem yelbusu imanem zulmün ulake lehumul emnu ve muhtedun. Amin olan kimseler, imanlarına zulüm karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar ahiret ve dünya saadetinin tamamını gerçekleştirenlerdir. Hepinizin hem ahiret saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek konferansın sunuş konuşmasını burada tamamlıyorum inşallah. Eğer siz de tek bir dilekle canı gönülden kalben ulaşmayı dilediyseniz, Allah-u Teala'nın sizin için tayin ettiği mürşidi önünde tövbeyi gerçekleştirip ahiret ve dünya saadetinin garantisine sahip olmak istiyorsanız ve hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz hazırsanız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi alırsanız ve canı gönülden ibadetlerin sultanı zikri yapmaya başlarsanız bütün mutluluklar sizi bekliyor. Cennetin mutluluğu sizi bekliyor. Dünya saadeti sizi bekliyor. Hadi koşun. Tek bir dilekle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine koşun. Allah razı olsun. Sizden gelen suallerle devam ediyor inşallah. İstanbul'dan bir izleyici muhterem hocam, son zamanlarda büyük imtihanlar yaşıyoruz.
kalpten Allah'a ulaşmayı dilersem imtihanlarım biter mi, yoksa imtihan olmasına rağmen Allah bizi mutlu mu edecek? Sevgili kardeşlerim, imtihanlar olmalı ki o imtihanlardan geçelim ve mükafatların sahibi olalım. İmtihan olmadan diploma alınmaz. Öyleyse imtihanlardan geçmek sizin hedefiniz olması lazım. Bütün imtihanlardan geçmenin yegane vasıtası zikirdir. Ara sıra zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi ve daimi zikirle nefsin teslimini gerçekleştirirsen imtihanlar da son bulacaktır. Çünkü iki cihan saadetinin sahibi olursunuz. Bu noktadan itibaren iblis sizinle uğraşmaz mı? Uğraşacak ama her seferinde mağlup olacaktır. Allah razı olsun. Almanya'dan bir izleyici, muhterem hocam, her an Kur'an'ı yaşamak için, her an mutlu olmak için neler yapmalıyız açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu vahdet akidesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. 12 tane insanla Allah'ın sizin çantayı mürşide tabi olacaksınız. Bu da tevhiddir. Tek cemaati oluşturmak. Ve sonunda zikredeceksiniz, çok zikredeceksiniz, daimi zikredeceksiniz. Ve böylece teslimlerinizi bir bir gerçekleştirmek suretiyle bütün mutlulukların sahibi olacaksınız. Allah razı olsun. Erzincan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'in değişmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Türkiye'de 50'den fazla Kur'an meali var. Ama hepsi birbirinden farklı. Şeytan bunu nasıl başarmış açıklar mısınız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek, daha doğrusu Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini alacaklardır ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İşte kardeşimiz diyor ki birbirinden farklı 50 tane mahal. Bunu nasıl başarmış iblis? İblis hidayeti unutturarak bunu başarmış ve insanları dinde fırkalara ayırmış. İşte 73 fırka, bir tanesi hariç 72'si cehenneme gidiyor. Hepsi de dini yaşadıklarını zannediyorlar. Ama gerçekte hidayeti unutmuşlar. Zanlara dayalı bir şeytani öğreti içerisinde kendilerini hidayette zannediyorlar. Arkasında insanların baş düşmanı iblis var. Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah'a bir taleple talepte bulunup duamızın kesinlikle kabul edileceğine de tevekkül ettiğimizde o talebimizin gerçekleşmesi için zamanı Allah mı tayin eder? Kendimize göre zaman belirlememiz doğru mudur? Zamanı Allah tayin eder. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Zamanı Allah tayin eder. Zamanın çok kısa zamanda hedeflerimize ulaşmak istiyorsak bunun yolu çok üst seviyedeki gayret ve zikirden geçer. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, tahkiki iman ne demektir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, evvela başlangıç noktası herkes gaybi imanın sahibidir. Allah Teala Bakara suresinin 2. ayet-i kerimesinde Zalikel kitabu la raybe fihi hudenil muttakin. 3. ayette ellezine yu'minu bil gaybi. Onlar gaybe iman ediyor. Yukumune salate ve ma razaknahum yunfikun. Başlangıç noktasında herkes gaybi imanın sahibidir. Ama Allah'a ulaşma dileğiyle cezbeye ulaştığı zaman tahkiki imanın başlangıcı cezbedir. Daha sonra aynı yakin mertebesinde kişi gaybi imanın sahibiyken cennet ve zemin kat için bu sefer tahkiki iman sahibi oluyor. Allah ola zemin kattaki ana dergahı gösteriyor. 7 kat cehennemi gösteriyor. İşte başlangıç noktasında cehennemle zemin katı için gaybi imanın sahibiyken onları aynı mertebesinde görmeye başlayıp dığı zaman tahkiki imanın sahibi oluyor. Gökler hakkında da gaybi imanın sahibi ama ne zaman kalp gözü kalp kulağıyla 7 tane gök katını ve 7 alemi kendisine gösterirse o zaman tahkiki iman
gaybi imana, gaybi iman tahkiki imana dönüşür. En son Allah'ın zatıyla alakalı, biz gaybi imanın sahibiyiz ama Allah'ın zatını gördüğümüz zaman artık imanımız tahkiki iman noktasına geliyor. Ankara'dan bir izleyici muhterem hocam, 19 yaşındayım. Bir ay önce tekrar tövbe aldım. Allah'a ulaşmayı dilediğimi düşünüyorum ama birt yapmak ve namaz kılmak zor geliyor. Bir gayret içerisine girmem gerektiğini hissediyorum ama Allah'a ulaşmayı dileyen birisi gayret göstermeden Allah onu kendisine ulaştırıyor. Bu konuda ne yapmamı bilirsiniz? Olsun. Sen yine kendi gayretini göster. Yani muhterem efendimiz, gayret, himmet, nüsret, iştiyak, liyakat, mükafat. İştiyakın sahibi değilsen, o zaman gayretin yoksa hedeflere de ulaşamazsın. Allah Teala kişinin gayretine bakıyor. Gayretinin üzerine mürşidin himmeti devreye giriyor. O himmet Allah'ın suretine davet ediyor ve kişi o liyakata ulaştırıyor Allah Teala. O liyakatin gerektirdiği mükafatı da Allah Teala ona hibe ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz, Arap suresi 14. ayetini açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz tefsirde iblis kovulması üzerine Allah Teala'dan insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için kıyamet gününe kadar izin istemiş. Kale enzirni ila yevmi'hasun. Bahs gününe kadar Allah Teala'dan müsaade istemiş ve Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Beni azdırmanı yemin ederim. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama ham şükrün anahtarıdır. Öyleyse şükürle çıkılıyorsa, iblis de şükrümüze mani oluyor, küfürde insanları tutmak istiyorsa ne yapması lazım? Onlara Allah'a ulaşma dileğini unutturması lazım. Ve gelen bütün Allah'ın nebileri, onların izinden, onların şeriatını tatbik eden bütün kavim resulleri, bütün veli mürşitler hep insanları Allah'a davet etmişler. Onların Allah'a ulaşma dileğini gerçekleştirmek üzere hep bir gayretin içinde olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden ahiret ve dünya mutluluğuna ulaşmak mümkün değil. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Allah'a ulaşmayı dinlemek cennetin anahtarı, cehennemin kilidi ve dünya saadetinin garantisidir konulu konferansımızın sonuna geldiğimiz için Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve bizi dinlemekte olan siz sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, hepinizin Allah'a ulaşmayı dileyerek cennetin anahtarı ve cehennemin kilidini elde etmenizi ve dünya saadetinin tamamına ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.